İlk beni Mustafa Bey davet ettiğinde, geldiğimde kanala çok özel bir odada ağırladı. Aynı odada kısa bir müddet sonra hocamız geliyor dediler ve özel olarak odasında buluştuk. Beyaz bir ceketi vardı, kremeç alan. Her zaman çok bakımlı, çok şık, insana değer veren bir kimseydi ve hemen ayağa kalktı. Böyle masasının etrafından dolanıp hoş geldiniz dedi. Tabii o binaya girince kocaman bir Atatürk tablosu vardır. Sayın Başın, yani bakın ben rahmetli diyemiyorum. Odası da Atatürk fotoğrafı vardı. Ve kitapları, Atatürk'e olan aşkı, sevdası. Epey sohbet etmiştik. Çok güzel şeylerden sohbet ettik. Çok derinliği olan konulara girdik. Onunla tanışacağımı bildiğim için bütün eserlerini almıştım. Milli Ekonomi Modeli ve onun bizi olarak yaptığı kitapları, bir ansiklopedi niteliğindedir onlar. Daha sonra Hoş Geldin Atatürk kitabını imzalayarak göndermişti bana. Ve sonradan çok özel, çok sıcak bir dostluk oluştu. Onun hac görevi için gidişi esnasında evinden uğurlamıştık. Bizi birkaç kez ağırladı evinde. Yani ne anlatayım, ne diyeyim? O kadar güzel anılar, o kadar özel anılar var ki şu yani isyan ediyorum. Şu virüs çok önemli isimleri aramızdan aldı ama ben böyle dağ gibi gördüğüm, her açıdan kendine iyi baktığını düşündüğüm Haydarbaşı alıp götüreceğini düşünemezdim, hiç tahmin edemezdim. Hala her zaman her yerde söylerim, onun çok sevdiği bir şarkı, bir kızıl goncaya benzer dudağın. O düğünlerde, toplantılarda hep birlikte yemeğimizi yerdik, kadınlar, erkekler, sonra biz kadınlar kendi eğlencemize ayrılırdık. Oralarda bu şarkıyı söylerdik. Derken işte neredeyse bir yıl oluyor ama sanki dün gibi sabah uyanır uyanmaz televizyonu açtım. Aa, Haydarbaş'ın fotoğrafı. Aa dedim, herhalde Milli Ekonomi Modeli. İçimden saniyeler içinde geçirdim. Ama altındaki yazıya inanamıyorum. Baktıkça inanamıyorum. Hemen bütün dostlarımı tek tek aramaya başladım. Tabii kimse cevap verebilecek durumda değil. Saniyeler içinde kimse konuşabilecek durumda değil. Ve sonra işte o acı haberle yüzleştik hepimiz. Fakat bıraktıklarına sahip çıkmak lazım. Bugün onun partisi, partilerin küçüklüğü, büyüklüğü söz konusu değildir. Önemli olan partilerin fikirleridir, siyasi partilerin fikirleridir, yaptırım gücüdür. FETÖ'yle mücadelesi, Atatürk'e olan aşkı, sevdası, gerçek anlamda içsel aşkı, sevdası, dinine olan bağlılığı bu yapının son derece önemlidir. Çok değerli gençler yetişiyor. Bu nedenle Profesör Haydarbaş'ın bıraktıkları birer öğretidir, birer hayati öğretidir. Onu biliyorum, gençlik ve bu aile asla ve asla bırakmıyor. Fakat yetmez. Yetmez. Daha fazla kitlelere ulaşmak lazım. Daha çok insanlarla buluşmak lazım. Bugün salgın nedeniyle bir araya gelemiyoruz aynı çatı altında. Ama şu anda işte teknolojiyi kullanıyoruz. Birbirimize teknolojiyle ulaşıyoruz. Zoom'du, mumdu, Skype'tı, neyse bilmiyorum. Bu mecralardan buluşup buluşup, konuşup bunları yayınlamamız lazım. Çünkü ancak ve ancak artık konuşarak, bu sosyal medyayı, bu mecrayı sağlıklı kullanarak düşünceleri, yapılması gerekenleri toplumla paylaşabiliriz. Bir kişiye de ulaşılsa önemlidir. Ben öyle bakıyorum. Dediğim gibi partilerin küçüğü büyüyor. Bunca zamandır yaşayan
bir Bağımsız Türkiye Partisi var. Bağımsız Türkiye Partisi ismi bile çok önemli mesajlar içeren bir yapı. Evet. O açıdan bütün gücümüzle el ele vermeliyiz. Biz zaten birbirini ötekileştirmemiş insanların bir araya geldiği özel bir yapıyız. Ben daima kendimi bu ailenin içinde buldum. Hayatımı başka alanlarda kazanmayı sürdürsem de her zaman içinde bulunmaktan hem onur duyduğum, hem gururlandığım, hem duygusal olarak, beyinsel olarak çok beslendiğim bir aile. Çok şey öğrendiğim bir yapıdır orası. Onun için beni bu baba dostu dediniz. Baba dostu demek çok önemlidir. Anlamamak lazım artık ama beni baba dostu olarak görmeniz benim için büyük olur. Sağ olun. Çok teşekkür var olun, ediyorum. Var olun, var olun. Bize teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yok, estağfurullah efendim. Biz dostlarla ara ara konuşuruz. Haydarbaş'ın o ışık saçan hallerini konuşur. Kendi aramızda dertlenir, ağlarız şimdi. Burada size kusura bakmayın, ağlamamak lazım. Artık gülerek ileriye bakmamız lazım. Eminim Haydarbaş da bunu isterdi, bizlerdi. Ağlamak, sırlamak, dövünmek yok. Dizinizi dövmeyin, önünüze bakın derdi eminim. Bağımsız Türkiye, bağımsız Türkiye yolunda, kainat devleti Türkiye yolunda emin adımlarla bıraktığı yerden, izden hep beraber çalışmaya, topyekun koşmaya onun izinden devam ediyoruz. Bir yazınızda hoş geldin Atatürk eserin satış rekorları kırmalı ve okullarda ders kitabı olarak okutulmalı diyorsunuz. Bunun için bu kadar önemlidir. Atatürk'ün yok edilmeye çalışıldığı, ders kitaplarından çıkarıldığı, Atatürk ilke ve devrimlerinin sığ bir biçimde anlatıldığı zamanlardan geçiyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbesini de hiç unutmayalım. Profesör Haydarbaş, Fethullah Gülen'e mektup yazmış ilk kişidir. Onun bir hain olduğunu vurgulayan ilk kişidir. Atatürk'ten uzaklaşırsanız, özetle bize söylediği odur, bütün çirkinlikler gelir, orayı doldurmaya kalkar, sizi tehdit eder diyen kişidir. Ve Hoş Geldin Atatürk kitabıyla da muazzam ders vermektedir. Çok rahat okunan bir kitap bıraktı, kalın ve rahat okunan bir kitap. Gençlere okullarda öğretilmeyen Atatürk'ü oradan öğretmek gerekir. Anneler, babalar bu kitabı alıp çocuklarına dayatma değil, biz dayatmaların karşısındayız ama mutlaka önüne koyup bak sana hayat dersi var burada demelidir. Nutuk okunması zordur. Keşke herkes nutuk okuyabilse. Fakat Hoş Geldin Atatürk'te o nutukta Atatürk'ün yapmak istedikleri, bugüne dek yaptıkları, zaten 19 Mayıs'ta başlar malum, 1919'da başlar nutuk ve Profesör Haydarbaş'ın o kitapta anlattıkları, o kitapta öğretileri son derece güçlüdür. Rahat okunan, teknik terimlerden arınmış, tertemiz bir Türkçeyle yazılmış kitap olduğu için mutlaka okutulması, böylelikle Atatürk'ün anlatılması gerektiğini savunuyorum. Atatürk için yazılmış çok kitap var ama ağır dil kullanıldığı için bazen Atatürk'e aşık olanların dahi okumakta zorlandığı eserler olabiliyor. O bakımdan özellikle Hoş Geldin Atatürk, 7'den 70'e, 80'e, 100'e herkesin rahatlıkla okuyabileceği ve çok şey öğreneceği, yeniden Atatürk'ü düşüneceği bir yapıt diyorum, bir başyapıt. Onun için okullarda ders kitabı olarak okutulmalıdır dedim. Ama mevcut sistemde zor olduğu için aileler sahiplenmeli, almalı, edinmeli ve çocuklarına, gençlere, herkese okutmalıdır. Birbirine armağan etmelidir kitabı hatta. Biz birbirimize giderken tatlı, çiçek, pasta götürüyoruz. En kalıcı, en özel armağan olur bu Hoş Geldin Atatürk kitabı.
Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır. Nokta. Yani Atatürk'ü tüm yönleriyle en güzel bir şekilde, en sade bir dille anlatan güzel bir eser. Ben şahsen 3 defa okudum. Evet. Ve o eserden sonra yaklaşık 10-15-20 tane de Atatürk programı çektim. Yani Atatürk'e inanır mısınız? Bir başka aşık oldum. Öyle. Yani o eserden sonra inanın ben Atatürk'e ve derinlemesine Atatürk'ün hayatını incelemeye başladım. Ve rüyalarıma girdi Atatürk. Yani rüyalarımı süsledi. O kadar mutluyum, o kadar huzurluyum ki. Yani ülkenin tek kurtuluş yolu Atatürk yoludur ve onun izinden giden Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bağımsızlık yoludur diye evet. düşünüyorum. Ben de düşüncelerimi evet. bu şekilde evet. ifade ettim. Yazılarınızda Haydar Baş hocamızın sanatsal yönüne de değiniyorsunuz. O sanat müziğini çok güzel yorumlayan, okuyan bir insandı da düğünlerde, derneklerde. Bu usta neler söyleyeceksiniz? Evet, işte biraz önce söylediğim gibi onun olduğu ortamlarda mutlaka o bir kızıl goncaya benzer dudağın şarkısı çalınır. Tabii Türk sanat müziğini çok sever. Çocuklarının ders aldığını anlatmıştı bana. Kızlarının çok güzel söylediğini anlatmıştı. Ben de çünkü TRT'de Hoş Sada programı sunduğum için Türk sanat musikisini çok severim. Ve o notaların insanı götürdüğü bambaşka bir dünya vardır. Haydar Baş hayatın içinde bir kimseydi. Yeme içme kültürü, bir gidemedim Trabzon'a, çok davet edildim, gidemedim, olmadı yani o zamanlar. Keşke gidebilseydim. Ramazan'da çok davet etmişti, gel bizim burada Ramazanlar çok güzel olur diye ama toparlanamadık bir türlü. Aslında bu kaba bir tabirdir ama hayatı ıskalamamak lazım. Bazen en güzel şeylerin yanından teyit geçiyoruz. Olmuyor, zaman yaratamıyoruz, yaratmak lazım. Yanarım yanarım ona yanarım. Trabzon çok güzel. Trabzon mutfağını çok severim. Kuymaklarını çok severim. İşte şeyini severim. Fasulye turşusundan kavurmalarını çok severim. Her şeyini çok severim. İşte gidemedim. Kısmet olmadı. Gel de bizim burada ye demişti. Konuşurdum mutfaktan. Yemek kültürü, yemeğe, masaya kültürü, masa kültürü, masaya saygısı, işte o Türk müziğine olan sevdası, bizim müzik enstrümanlarımıza olan sevdası, her konuda bilgisi çok derin, çok bambaşka bir yürek, babacanlığı, dostluğu hepimize sarıp sarmalaması. Çok özel bir insanı yitirdik, çok çok güzel bir insanı yitirdik. Kahretsin şu koronayı. Şükürler olsun ki işte bir çok güzel bir nesil, bir gençlik yetiştirdi. Yani kütüphanelik çapta bir eser bıraktı. Gençlere buradan Sayın Hüseyin Başbey, muhterem evlatları, Bağımsız Türkiye Partisi'nin lideri oldu. Neler öğütleriz, neler söylersiniz son olarak? Profesör Haydar Baş'ın yazdıkları, onun beyninin kıvrımlarından yansıyan şeylerdir. Milli ekonomi modeli özellikle. Defalarca okudum, defalarca Haydar Baş'la programlarımız var. Kaç program yaptım hatırlamıyorum. Orada çalıştığımız süre zarfında çok program yaptık. O mutlaka okunmalı, çoğaltılarak sürekli yeni baskıları yapılmalı. Çok 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 güçlü, bakın ekonomik koşullarımız ne durumda, çok güçlü bilgiler var içinde bu ülke için. Yine Hoş Geldin Atatürk bir başucu kitabı olarak her ikisi de mutlaka sık sık başvurulacak değerler olmalı. Sonra onun seri halde yazdığı kitapları var, onlar mutlaka okunmalı. Televizyon programlarından bölümler kesilerek mutlaka kendi sesinden düşünceleri, duyguları sık sık paylaşılmalı.
uzun uzun değil. Kimsenin artık uzun uzun birbirini dinlediği yok. Ana notlar, ana hatlar çarpıcı biçimde montajlanıp kısa kısa verilebilir. Bir saatlik program çeşitli parçalara bölünüp onlar tekrar tekrar verilebilir. Geniş kitlelere ulaşmak için. Dur bakalım ne diyor dedirtebilmek için ki mutlaka yapılıyordur. Zaten gençlik, bünyedeki gençler devamlı toplantı halinde yapıyorlardır ama daha da fazla yapmalılar. Daha ses getiren işlere imza atmalılar ki duyulsun. Geniş kitlelere ulaşılabilsin. Haydar Başbey'in düşünceleri, yazdıkları okutulabilsin. Raflarda durmasın. Sayfaları eskisin. Bir kitap eskidikçe değerlenir. Okundukça değerlenir. Elden ele dolaşsın. Sağa solu çizilsin. Notlar alınsın. Ki o kitabın üzerinde çalışıldığı görülsün. Rafıma koymak için değil, mutlaka okumak ve başvurmak için alınsın, okutulsun. Bu konuda da bir seferberlik yapılmasını öneriyorum. Oldu. Bizim sorularımız bu kadar. Eklemek istediğiniz varsa son cümlelerinizi alın. Çok teşekkür ederim. Hala çok üzgünüm. Hala inanamıyorum. Ama dövünmenin zamanı değil. Mutlaka önümüze bakma zamanı. Öğretilerden ders alma zamanı, onları hayata daha süratle geçirme zamanı. Bütün aileye saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu bir büyük aile. Evet, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Tekrar bir programda buluşmak üzere.